İstanbul stüdyolarından bugün sizlerle beraber olacağız. Evet, bugün çok değerli bir konuğum var. İş adamı kimliğini yerel yönetimler eğitimiyle harmanlayarak karşımıza çıkmış. STK'lar kurmuş, STK'ları yönetmiş, birçok iş adamını bir araya toplamış. Spor, şiir, sanat, edebiyat birçok alanda birlik ve beraberliği bizlere sunmuş bir isim. Evet, bizler sizi çok iyi tanıyoruz ama ekranları başındaki izleyicilerimiz de sizleri tanısın diye ben konumdan bahsetmeyeceğim. Çünkü o kadar sıradan bir isim değil. Bizim için çok farklı bir isim olduğu için takdimi de farklı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İmranlı Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Açıl, Ayşegül Aksu'yu bu denli konuşturan bir yapınızı, kişiliğinizi, geçmişinizi, yani Murat Açıl kimdir, sizden dinleyebilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Güzel ve nazik tanıtımınızdan dolayı size teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet, yıllarca ben STK'lar ve iş dünyası ile ilgili çalışmalarda hep öne çıktım. İlk kez siyasi bir figür olarak toplumun önüne çıkıyorum. Çok benim talep etmediğim bir süreç olmasa da artık bize bir görev verildiyse ve doğduğumuz topraklara hizmet amacıyla bir yola çıktıysak bunu sonuçlandırmamız ve orayı geliştirmemiz gerekiyor. Murat Açıl 6 yaşına kadar İmranlı'da yaşadıktan sonra İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğu. Liseyi edebiyat bölümü okuyarak tamamlıyor. 4 çocuk sahibi, ikisi kız, ikisi erkek. Sonra üniversite eğitimini ön lisansı yerel yönetimler ve lisansını da uluslararası ilişkiler olarak tamamlıyor. İmranlı İş Adamları Derneği'nin başkan vekilliği ve başkanlık görevinden sonra da Sivas Girişimci İş Adamları Derneği'nin kurucu başkanı ve şu anda da onursal başkanlığını devam ettiriyorum. Sizin de söylediğiniz gibi İmranlı'da da belediye başkanı adayım. Evet başkanım, açıkçası sizinle biz bu adaylık konusu olmadan önce de bir hayli görüşmüştük. Ben size her seferinde bu seçimde varsınız değil mi başkanım dediğimde siz hayır maalesef diyordunuz. Ancak ben hep İstanbul'dan beklemiştim. Çünkü İstanbul'da da birçok toplantılarda, birçok STK'larda hep en önde gördüğümüz isimdiniz. Evet Sivas'ta da yatırımınız var, Sivas'ta da çalışmalarınız var ancak... Yani İstanbul olmayıp bu Sivas'a iten şey doğup büyüyüp orada olmanız mı? Bunun sebebini gerçekten merak ediyoruz. Ben değil sadece. Birçok kişi de zaten sizi İstanbul'dan bekliyordu. Neden Sivas? Neden İmranlı? Ben aslında İstanbul'da büyümüş birisi olarak peki Sivas'ta İmranlı'yla ilgili çalışmalar yapacağımı düşünmüyordum. Yöresel çalışmaların içerisinde olmak arzum yoktu pek. Daha böyle bir evrensel, daha kentle kucaklayıcı, köyden kente gelenlerin buraya entegrasyonu ile ilgili çalışmalar yapmak daha bana oturuyordu. Fakat daha önceki bir röportajda da anlatmıştım. Yıllar önce bir festival nedeniyle İmranlı'ya gittiğimde çok etkilendim. Ya o toprakların bize ihtiyacı olduğunu gözlemledim. Aslında hiç gitmek gibi arzum da yoktu öyle sık sık. Belki yılda bir kez yaşlılarımızı götürmek amaçtı. Fakat baktım ki bizi bizeden değerler aslında o topraktan, o köklerden aldığımız değerler. Ve bize çok ihtiyacı var. Oradaki insanlarımız yoklukla, yerine göre yoksullukla, işsizlikle mücadele ederken bizim burada kendimiz batıya attığımızda oraları unutma lüksümüz olmadığını gördüm. Bu 12-13 yıldır İMSİAD'ın kuruluşundan itibaren de beni inanılmaz derecede İmranlı ve Sivas'la ilgili savunan ve mücadele eden belki Sivas'ta bir elin sayısı kadar sayabileceğimiz insanlardan birisi haline geldi. Bu nedenle tanınır oldum. Ama ben bunu bir ayrışma olarak algılamıyorum. Ben Sivaslıyım, İmranlıyım. O toprakların gelişmesi için bana düşen görevler var. Bizler oralılar bir arada olarak o kentin gelişimine katkı sunacağız. Diğer illerin ve ilçelerin insanları da kendi kentlerine böylece biz Türkiye'nin gelişmişliğine aslında katkı sunmuş olacağız. Benim İmranlı ve Sivas'a hassasiyetim bundan kaynaklanıyor. Evet. Yani bizler hep iş dünyasında sizi tanıdığımız için açıkçası iş dünyasında ben farklılık diyeyim, siz buna mezhep diyeyim, farklı siyasetlerden deyin. Sizin iş dünyasında hep birleştirici bir yapınız vardı. Yani her kesimden insan size üye ve size çok büyük destekleri vardı. Ancak siyaset olarak girdiniz. Bu nasıl oldu? Bunun kararını vermek sizler için zor oldu mu?
Şöyle ki, STK'larda sürekli çalışmalar yapınca ve göz önünde olunca doğal olarak sizin adınız bir yerlerde anılmaya başlanıyor. Ben hiç aday olmadım bugüne kadar hiçbir yere ama adım her seçim döneminde mutlaka bir yerlerde ya aday olacak ya da aday olmalı diye konuşuldu. Doğru, bu dönemde İstanbul'da bir yerden aday olmam ya da görevlendirilmem beklenebilirdi, bekleniyordu da. Ama konu İmran'la olunca bu süreçte hızlı gelişince üzerinde düşündüm. Yani bana ait toprakları geliştirip oraya katkı sunmak mı yoksa başka bir yerde hizmet etmek mi? Kendi topraklarımda hizmet etmek, oradaki insanlarımın sorunlarına çare olmak bana daha kutsal geldi. Bu nedenle hiç endişe etmeden orayla ilgili çalışmalara girdim. Elimden geleni de yapıyorum. Çok olumlu karşılık alıyorum. Beni bir partili gibi de algılamıyorlar çok. Elbette ki bir partinin adayım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayım ama belediye başkanlarının, yerel yönetimlerde hizmet eden insanların seçim sonrasında partizan tavırlar almasını hiç doğru bulmuyorum. Siz tabana en yakın yerdeki insanların tamamına hizmet ediyorsunuz. Sizin ayrımınız olmamalı. Seçim bittikten sonra o yöreden kimden oy aldım, kimden oy almadım hesabı yapma hakkınız yok. Hizmet edeceksiniz, insanların sorunlarını çözeceksiniz. Fırsat eşitliği, hizmet eşitliği sağlayacaksınız. Ondan sonra da savunduğunuz değerlerin, savunduğunuz yaşam biçiminin de o bölgede hakim olup insanların özgürce yaşamasını sağlayacaksınız. Sizin göreviniz bu aslında. Ben de buna talip oldum ve bunu başaracağıma inanıyorum. Bizler de sizlerden daha çok inanıyoruz diyebiliriz. Evet, öncelikle neden İstanbul olmadığı ve neden siyasete girdiğinizi birçok izleyicimiz de merak ediyordu. Bunların da cevabını vermiş olduk. Evet, sıra İmranlı'ya gelsin. İmranlı'da yapılabilecek birçok projeniz var. Yavaş yavaş onlardan başlayalım. Ben altını doldurayım. Siz ileride neler yapılacağınızı bahsedin. Evet, öncelikle üretimde neler yapabilirsiniz diye sormak yerine ben izleyicilerimize şunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Zaten Murat Açıl 25 yıl beyaz eşya firmada değil mi? Üretim yapmış bir isim. Ve İmranlı'da bunu nasıl değerlendirebilirsiniz? Şöyle ki, üretim yapmış bir insan var karşımda ve yeni girdiği yere, yani belediye başkan adayı olarak ve başkanlık koltuğunu aldığında üretim alanında ne gibi kullanabilirsiniz bunları? Şimdi bizim bir sloganımız var. Giderek onu alıştırmaya çalışıyorum, biliyorsunuz. Neydi? İmranlı, yani Kızılırmak'ın doğduğu kent. Bir kere ilçemizin bilinmesi lazım. İlçemiz evet nüfus olarak az ama nüfusun büyük bir çoğunluğu göç etmiş büyük kentlere. Gurbete, yurt dışına göç etmişler. 200 bine yakın göç eden insan var. Ve bunlar aslında kendi sektörlerinde ve konularında çok başarılı insanlar. Ben İmranlı ile ilgili İmsiyat Başkanlığı dönemimde de oraya dair bir stratejik yol haritası çizmiştim. Şehir nasıl gelişir diye. Yüksek okulun kuruluşunu biz yaptığımızda, yüksek okulun yanında yaşam koşullarının da düzeltilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini gözlemledim. Fırsatlarınız da var. Şehrin evet dezavantajları olabilir ama fırsatları da var. İki tane önemli avantaj üzerine kurdum ekonomiyi. Üretimi ve planlamayı iyi bildiğimi sizler de biliyorsunuz zaten. Şehrin hemen sırtını verdiği Kızıldağ'dan Kızdırmak isminde bir nehir doğuyor. Türkiye'nin sınırlar içerisindeki en uzun nehri. Yani siz bir nehre analık yapıyorsunuz. O nehrin unutmayın ne kadar avantajları var ve bunlardan yararlanmanız gerekiyor. Yani nehrin doğduğu noktalara sosyal alanlar kurabilirsiniz. Nehrin üzerine yaşam tesisleri kurabilirsiniz. Nehri sulamada kullanabilirsiniz. Görselde kullanabilirsiniz. İki, doğuya giden transit yol İmranlı'nın içerisinden geçiyor. Hızlı tren. Kızıldağ özellikle ulaşımının daha rahatlaması için önümüzdeki dönemlerde bir tünel de düşünülüyor. Demek ki ulaşım açısından ve diğer kaynaklar açısından son derece verimli bir kent. Bunu doğru kullanmak lazım. Ama belediyeler sadece belediyelik hizmeti yaptığında devlet kaynakları kadar sadece o kenti geliştirebilirler. Devletin yapabilecekleri de belli bir yere kadardır. Çünkü sadece İmranlı değil ki mevzu. Diğer ilçelerin ve illerin de ihtiyaçları var. Daha geri kalmış ilçeler var.
O zaman ben bir belediye başkan adayı profilinden ziyade bir iş dünyası planlaması, bir kent planlamacısı gibi hareket etmek zorundayım. Yoksa benim işim yok, herkes belediye başkanlığı yapabilir. Çok zor değil. Yapılmış da yıllarca. Ama devlet kaynaklarını alır, sadece kullanırsınız orada. Sizin bir iş dünyasının planlamacısı olarak bütün detayları görmeniz lazım. Yani orada gelişmemiş bütün alanlarla ilgili, geleceğe dair yapılacak planlarla ilgili hazırlıklar yapmanız lazım. İşte ben oraya soyundum aslında. Benim başka bir vizyonum olduğunu gözlemliyorum. Bu da görülüyor orada. Yani az önce de söylediğim gibi bir partili adam tavrı ya da partili adam bir olumsuzluğu almıyorum. Bana karşı herhangi bir tavır hiç oluşmuyor. Herkesi ziyaret ediyorum. Herkes bana samimi, sıcak ve kollarını açarak iletişim kuruyor. Benim önyargım yok zaten. İnsanlar için en olumsuz şeyin, insanların en önemli prangasının önyargı olduğuna inanırım ben. Ben bunlardan arındığıma inanıyorum. Benim için herkes eşit mesafede. Gittiğimde de oradaki insanların bütün olumsuzluklarını değiştirip onların iletişimini ve kaynaşmasını da arttırmam gerekiyor. Oradaki insanların kendi iç çatışmaları gibi davranma hakkım yok benim. Öyle davranırsam sıradan davranırım. Ben başka davranmalı, kenti planlamalıyım. Benim iş dünyasıyla ilişkilerim çok geniş. İstanbul'daki belediyelerle ilişkilerim çok geniş. Yıllardır buralardayım. O zaman ben bu kaynakların tamamını İmranlı için kullanmam gerekiyor. Kullanacağım da. Kentin ilk anda görünümü değiştirip sonra projeleri arka arkaya süratle devreye sokmayı düşünüyorum. Ve ben yapamayacağım hiçbir şeyi konuşmam. Yani kendi topraklarıma gidip adımı koyacaksam bu konuştuklarımın tamamını hayata geçirmem gerekiyor. Sorunların tamamını tespit ettim ve onlara dair kaynakları da tespit edilmiş ve anlaşılmış halde projelerimi sundum. Bunları gerçekleştireceğim ben süratle. Acizane, benim aklıma hemen şu soru geliyor. Sizin iş dünyasındaki çevreniz çok fazla. Yani tabiri yerindeyse işte Ahmet, Mehmet diye telefon açtığınızda yatırımı çok rahatlıkla sizin dediğiniz gibi yapacak birçok insan var ve bunları da birebir çok iyi tanıyorum ben. Bu anlamda İmranlı'ya ciddi anlamda bir katkı olabilir mi bu? Yani siz gelin burada yatırım yapın diyeceğiniz çevrenizdeki insanlar da üretimi artırmaya yönelik, yani sizi diğer kişilerden öne çıkaracak bir başlangıç olabilir mi? Şöyle, tabii iş adamı bir yere yatırım yaparken oraya güvenmek ister. Oradaki çalışmalarını kolaylaştırmasını ister. Altyapının hazırlanmasını ister. Hiç kimse verimsiz olabileceği bir yatırım yapmak istemez. İnsanın kara kaşığı, kara gözü için bir yere yatırım yapılmaz. İş adamı kazanmalı ama o bölge de kazanmalı. İşte benim avantajım bu galiba. Bir, hem şehirli bağım var Sivas merkezdeki işimden dolayı da, hem İmranlı ile İmsiyat Başkanlığım nedeniyle de şehirle yıllardır bağım devam ediyor. Ama içindeki sorunların bir parçası değilim, çözümün bir parçasıyım. Bilirsiniz, Amerikalıların özellikle kullandığı çok önemli bir sözdür. Bir sorunla karşılaştıklarında siz sorunun mu yoksa çözümün parçası mısın diye sorarlar. Eğer siz sorunun bir parçası olarak görüyorsanız kendinizi, sizi bununla çözemeyiz derler. Çözümün parçasıysanız buyurun oturup konuşalım derler. Ben duruşumla, pozisyonumla yaptığım işlerle oradaki hiçbir sorunun parçası değilim. Ben direkt çözüm parçasıyım. Orada zaten sorunun parçası olan, içinde olan insanların çözme şansı yok. Enerjilerini kendi çatışmalarına harcıyorlar. Yıllarca da bu yaşanmış. Yatırımla ilgili bana söz veren çok arkadaşım var. Sizin de tanıdığınız insanlar. Tekstille ilgili süratle hemen benim de yakınım olan iş adamı arkadaşlarım hemen oraya bir firma kuruluşuyla ilgili şey bekliyorlar, benden onay bekliyorlar seçim bittikten sonra. Şu anda aslında çalışmaları başlatabiliriz. Yani insan kaynakları anlamda işsiz sayımızı tespit edip bildirebiliriz ama ben bunu çok etik bulmadım. Çok şık olmayabilir. Yani şu anda tespit etmem seçim çalışması amaçlı algılanabileceği için hazır, sadece küçük OSB'yi belirleyip yakınım olan arkadaşın hemen zaten şehir dışında Güneydoğu Anadolu'da satın aldığı bir fabrikanın büyük bir kısmını hemen oraya aktarmakla ilgili bana sözü var. İki arkadaşımızın butik otel kurmakla ilgili sözü var. Başka sanayi alanlarıyla ilgili çalışmalar var. Ben bunları sürekli hayata geçireceğim. Özellikle burada kadınlar ve gençlerin iş alanlarında aktifleşeceği ve başarılı olabileceği ortamları hemen hazırlamak niyetindeyim. Ana hedefim o.
Zaten bu konuda da pozitif ayrımcı olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Evet, dernekten biliyorsunuz. Evet. Çünkü ben İş Adamlar Derneği'nin tüzüğüne kadınlar ve gençlerle ilgili pozitif ayrımcılık maddesi koymuştum. Onlara öncelik tanıyacağımızla ilgili. Evet, yani İmranlı'ya gittiğimde bunu çok daha fazla gördüm ki kadınlar bu konuda çok daha mağduriyeti yaşıyorlar. Erkekler yine dışarıdalar. Ya esnaflar, ya gidebilecekleri ortamlar var ama maalesef kadınlar evde. Oysa çok başarılı ve aktif kadınlar var. Ev ziyaretleri yaptığımda bunu çok iyi gözlemliyorum. Kuracağımız kültür merkezinde kadınlarımıza önce eğitimler verip girişimcilik belgeleri alarak onların hibe kredileriyle işletme sahibi olmalarını, meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Süratle öncelikle bu kurduğumuz tekstil atölyesinde hayvancılıkla ilgili organik gıdadaki alt şirketlerin tam öncelikle tamamında kadınları ve gençleri değerlendirmek arzusundayım. İşsizliğin tamamına çözüm bulacağız diğer arkadaşları da ama onların hayata katılması aslında İmralı'nın çok daha sağlıklı gelişmesine neden olacak diye düşünüyorum. Valla inşallah diyelim ki zaten bu projeler kısa sürede tamamlayacağınızı hepimiz iyi biliyoruz. O halde artık İmranlı'dan dışarıya göç zamanı değil, dışarıdan İmranlı'ya göç zamanı diyebiliriz değil mi? Çevre ilçelerden, çevre illerden üretim artıyor. Tam burada size aslında bir hikaye anlatayım ben. İmranlı'nın ve benzer kentlerin hatta insanın en büyük sorunu gelişmişliği kendisiyle ilgili sorunu. Mesela bizim broşürümüzdeki kapak sloganımızda ne? İmranlı'da değişim zamanı. Biz aslında bununla birilerini değiştirmekten falan kastetmiyoruz. İmranlı'nın süratle değişip gelişmesini kastediyoruz. Ama değişim insanın kendisinde başlar. Kendisini değiştirmeyen insan başkasını değiştiremez. Öncelikle oradaki herkesin kendisini değiştirip bu kez siyasi, etnik, kimlik, inançsal ya da başka ön yargılar üzerinden değerlendirmekten ziyade İmranlı'yı değerlendirmesi gerekiyor. Türkiye'de ittifaklar konuşuluyor değil mi? Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Ben İmranlı'da başka bir ittifaktan bahsediyorum dostlarıma. Yani bizim derdimiz değil bunlar. Biz bir yerel belediye seçimi yapıyoruz ve İmranlı'yı geliştirme hedefimiz. Ben İmranlı İttifakı'nın peşindeyim. Benim tek şu anda ciddiye aldığım ve savunduğum ittifak o. Oradaki herkesle ittifaka girip İmranlı'yı geliştirmek arzusundayım. Bir öğretmen sınıfta çalışkan, zeki ama kıskanç bir çocuğa soruyor. Neden diyor arkadaşlarını çekemiyorsun ve onun yaptıklarını bozuyorsun? O da diyor ki hocam, tahammül edemiyorum, beni geçmelerini istemiyorum diyor. Rahatsız oluyorum diyor. Öğretmen kalkıyor, tebeşiri eline alıyor ve yere 15 santim uzunluğunda bir çizgi çiziyor. Soruyor öğrenciye, bunu nasıl kısaltabilirsin diyor. Çocuk içerisinde işte onun bir kısmını silip 4'e 5'e bölmekte olan birkaç tane yanıt veriyor. Bunu kısaltmakla ilgili. Öğretmen kalkıyor, eline tekrar tebeşiri alıyor, sonra o çizgiden çok daha uzun bir çizgi çiziyor yanına ve soruyor. Diyor ki, şimdi eski çizgi nasıl, bana söyle. Diyor ki, kısa, çok kısa. O zaman diyor, bak evlat, başkalarının çizgileriyle uğraşıp onları kısaltmaya çalışacağına, kendi bilgi birikimini ve donanımlarını arttırarak kendi çizgini uzatmalısın. İşte ben hep bunun peşindeyim. Hayatım boyunca bunun peşinde koştum. Kendi çizgimi uzatmamın yolu başkalarını kırmak, onların kötü olmasını arzulamak, onlarla ilgili olumsuz davranmaktan ziyade kendimi geliştirip kendimi daha verimli ve başarılı kılmak. Hep bir adım ileri taşımak. İşte o topraklarda da hedefim yok o. Bizim hiçbir ilçe ya da birileri, hiçbir parti rakibimiz ya da kısaltmamız gereken bir karşılığımız değil. Biz birlikte hareket ederek, herkesi kucaklayarak bir arada olup İmranlı'nın çizgisini yukarı taşımaya çalışacağız. İmranlı'yı cazibe merkezi yapacağız. Oradaki insanların mutluluğunu sağlayacağız. Sonra dışarıdan gelen insanların orada zaman geçirip mutlu olmasını sağlayacağız. Bu arada da İmranlı'nın sizler vasıtasıyla, ulusal medya vasıtasıyla da Türkiye'de ve dünyada tanınmasını sağlayıp yatırımların ve ekonominin ve turizmin oraya teşvikini sağlayacağız. Yani biz Kızıldağ'da kayak tesisleri kurabiliriz. Biz yayla turizmi başlatabiliriz. İki tane dostumuzun
butik otel kurmakla ilgili şu anda talepleri ve arzuları var. Mükemmel bir şey. Birini merkezde, birini yayla turizminde geliştireceğimiz alanda değerlendirebiliriz. Belki ikisini merkezde. Ya da organik gıda altında oluşturacağımız markayla o bölgede bir sürü farklı ürünü, hayvancılığı tetikleyerek, oradaki insanların ana geçim kaynağı olan mandıralar bölgesi oluşturarak, altındaki organik gıdaları batıda şarküteri ve market zincirlerine kendi markamız adında sunarak, ama sonrasında kahvaltı ve şarküteri zinciri oluşturarak İmralı'nın ekonomisini ve tanınırlığını arttırabiliriz. Bunlar bizim için çok zor değil. Önce kent meydanını değiştireceğim ve Kızdırman kenarına yaşam alanları oluşturacağım. Gelen insanlar oradan oraya ait bir marka ürünü olan bir hediyelik eşya ve gıda ürünleri alacaklar. Merkezde zaman geçirecekler. Çocukların oynayabileceği alanlara ihtiyaç var. Kadınların kültür merkezinde kendini geliştirebileceği alanlara ihtiyaç var. Gençlerin spor yapabileceği spor kulübünün altında bir sürü branşla gelişmesine ihtiyaç var. Kadınların meslek sahibi olması, iş yapmasına ihtiyaç var. Bunların tamamını beraber götürmek zorundayız. Benim şöyle bir şansım yok maalesef. Birini yapayım sonra sırayla da. Hayır, ben birçoğunu bir arada sunmak zorundayım. Süratle hemen tekstil ve hayvancılıkla ilgili projeleri hayata geçirip istihdam sağlamalıyım. Hedefim şu, göç vermiş insanlarımızın, parçalanmış ailelerin, çocukları gurbette çalışmak zorunda kalan ailelerin çocuklarını geri döndürmek istiyorum. Emekli insanların orada yaşayabilecekleri TOKİ ve benzeri prefabrik villalarda tekrar yazın ya da kışın yoğun yaşamasını istiyorum. Köye gelen insanlarımızın köyde zaman geçirdiğinden çok fazlasını merkezde geçirmesini arzuluyorum. Ve ben bütün bu projeleri bir anda hayata geçirmek zorundayım. Etrafımda beni her telefonla arayana bir görev veriyorum. Bize görev düşüyor mu? Evet, sana şu görev düşüyor. Ve not alıyorum hemen, sözünü alıyorum. İmralı bu saatten sonra benim mutlaka yerine getirmem gereken sorumluluk alanım. Ve bunu da başaracağıma inanıyorum. Sağ olsun bana destek veriyorlar. Seçimi kardeşçe, dostça geçireceğiz diğer aday arkadaşlarımıza. Kardeşlerimiz hepsi onların. Sonrasında mevcut hizmet etmiş belediye başkanlarımız, başkan adaylarımız, meclis üyeleri, STK'lar, oradaki bütün değerli otorite sahibi arkadaşlarımızla bir arada hareket edip kent konseyleri, mahalle meclisleriyle birlikte kenti büyüteceğiz ve Türkiye İmralı'yı konuşacak. Yani biz İmralı'yı konuşturacağız. Merak edecekler ve oraya gelecekler. Siz orada çekimlerinizin büyük bir kısmını orada yapmak zorunda kalacaksınız. Evet. Gerçekten dinlemesi harika böyle. Acaba daha neler neler çıkacak diye eminim izleyicilerimiz de merak ediyordur şimdi. Biraz önce yine spordan bahsettik ama bunu ben biraz daha açmak istiyorum. Biliyorsunuz Murat Açıl, Fenerbahçe Kongre üyesi aynı zamanda. Spor, sanat ve edebiyatla da yakından ilgilenen bir isim. Biraz da burayı açsak. Çünkü az önce üretimimizi yaptık, istihdamımızı sağladık. Evimizde evet geçim kaygısı olmadan, gençlerimizi dışarı göndermeden bir İmranlı'da yaşamaya başladık. İkinci adımımız da spor, sanat ve edebiyat alanında yükselmek olacaktır. Bu anlamda daha önceki çalışmalarınız, işte Fenerbahçe olabilir ya da spor alanında belediyenin futbol takımları, spor kulüpleri olabilir. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Kültür, sanat ve spor insanların diğer yaşamdaki alanlarına da direkt etki eden branşlar. Kendinizi burada geliştirdiğinizde yapacağınız her işte başarılı olursunuz. Ben üniversitelerdeki verdiğim konferanslarda da bunu anlatıyorum. Kişinin kendi katmanlarını arttırması gerektiğine inanıyorum. Az önceki hikaye de o amaçlıydı. Mevlana'nın güzel bir sözüdür. Kişiyi, insanı üşüten kendi kışıdır diye. Eğer başarısız oluyorsanız sizden kaynaklanıyor, karşıdaki insanlardan değil. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Modern bir kültür merkezi düşünüyorum. Yani oraya gelen insanların çocuklarının bakımını ve ihtiyaçlarını giderebileceği çocuk bakım odasının olduğu, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı spor salonunun olduğu, bir kütüphanesinin olduğu, çok amaçlı bir konferans salonunun olduğu bir kültür merkezi, modern bir kültür merkezi hedefliyorum. Neden bunları istiyorum? Öncelikle oradaki kadınlara, gençlere ve meslek sahibi olmak isteyen insanlara eğitimler vermemiz gerekiyor. Kişisel gelişim eğitimleri. Yani onlara gerekli bilgiyi ve donanımlı verdiğimizde onlar talep ettiğimiz iş dünyası yatırımlarına hazır olmuş olacaklar. Ben arkadaşlarımı hazır etmeliyim.
yatırımları oraya kurdururken de o arkadaşlarımın verimsiz olmayacağı şekilde onları işletmelere sunmalıyım. Spor hazırlarsanız, spor kulüplerini hazırlarsanız altında bir sürü branşı, voleybolu, basketbolu, futbolu vesaireyi, o zaman karakterli, özgüveni gelişmiş insanlar yetiştirirsiniz. Bizim kahvelerde, kahve köşelerinde oturan erkeklere ve evinde atıl duran kadınlara sunmamız gereken birçok şey olmalı. Öyle kalmalarından şikayet edeceğimizi, o değişimi sağlayacak ortam hazırlamamız gerekiyor. Ben bunun için sürekli kendimi yetiştirmeye, sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum hayatım boyunca. Bu bilgimi de arkadaşlarımla paylaşacağım. Sürekli uzmanlar getireceğim. Sağlıkla ilgili, yaşamla ilgili, kişisel gelişimle ilgili. Onlara mutlaka ve mutlaka kişisel olarak da gelişecekleri ortamlar yaratacağım. Karakterli ve kişilikli insanlar spor, sanat ve müzikle uğraştıklarında o kimlikleri daha da açığa çıkacaktır. Evet, harika. Evet, edebiyatla ilgili olduğunuzu söyledim ama bunu daha önce de okuduğunuz bir şiiri şimdi isteyeceğim ben. Evet, edebiyatla ilgilidir dedik, hemen altını dolduralım biz. Yani söylediğimiz birçok cümlenin, örneğin üretim dedik. Evet, Murat Açıl üretim yapan bir isim. Spor, sanat dedik. Evet, Fenerbahçe kongre üyesi. Birçok söylediğimiz cümlenin aslında hep altını doldurduk. Edebiyatını da dolduralım isterseniz. Evet, sevgili yönetmenim, şiirimiz hazır mı? Tamam, şiirimizi dinleyelim o halde, tekrar beraberiz. Aramayın beni başka yerlerde. Küllenmiş mangalda yatan kor benim. Pırlantadan taşan renk benim değil. Heybedeki yeşil benim, mor benim. Akşam ateşiyim çadır önünde. Bir kuru sırımım çarık gönünde. Doğu kızlarının saç püskülünde. Boncuk benim, ışık benim, nur benim. Benim değirmenin önündeki yük. Benim şu kıraçlar, şu koca höyük. Zerreden ufağım, dağlardan büyük. Acı soğandaki ince zar benim. Arpa ekmeğiyim, esmer ve katı. Kahve koydukları bir eski kutu. Ben çakır dikeni, ben ayrık otu. Kurda kuşa, dağ taşa yar benim. Sizin tekrar şiiri dinlemek istiyoruz diye isteğine cevap vermiş olduk. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Yani bu kadar çok farklı alanlarda bu kadar başarılı olunması, yani biraz kıskançlık ya da böyle bir çamur atma yoluna hiç gitmiyor mu? Meyve veren ağaç taşanır derler. Siz ben, de maşallah. Ben takılmıyorum onlara. Sizin söylediğiniz gibi algılıyorum. Meyve veren ağaç taşlanır. Normal. Az önce de bahsettim ya, insanlar kendilerinin iyi olması için hep karşısındaki bir kötüye ihtiyaç duyuyorlar. Ben bunlara takılmıyorum. Olumsuz elbette ki konuşanlar olacak. Ama ben 5 yılımı o topraklara ayırdım. Bana bir görev düşüyor. O toprakları geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Bunu da konuşabiliyorlar. Yani seçim alır da burada durmaz, buraya fazla. Ben hiçbir yere fazla olduğumu düşünmüyorum. Yani bana Avrupa'daki en gelişmiş kenti vereceğinize, benim topraklarımı ben geliştirip o düzeye yaklaştırmayı çok daha kutsal buluyorum. Konuşabilirler insanlar ama ben hiç kimse hakkında olumsuz konuşmayacağım. Neden? Çünkü ben bunları yapabileceğimi biliyorum. Eğer birileri arkamdan konuşuyorsa demek ki ben önde yürüyorum anlamı taşır. Hiçbir rahatsızlık taşımıyorum. Her konferansımda mutlaka bir şiir okuyorum. Çünkü bu benim de ruhumu zenginleştiriyor. Şiir hayatı en kestirme yoldan anlatan özet değildir. Mutlaka spor yapmaya çalışıyorum. Müzikle ilgilenmeye çalışıyorum. Bunlar beni de besliyor. Ben eğer kendi ruhumu ve karakterimi beslemezsem karşımdaki insanlara onların gelişimine katkı sunacak şeyleri sunamam. Ben mutlaka kendimin mutlu olacağı şeyleri yapmalıyım ki karşımdaki insanlar da benim gibi mutlu olabilecekleri ortam bulsunlar. Doğru örnek olmalıyım. Kendi çocuklarım başta olmak üzere başka çocuklara da. Ben başkalarının da derdini dert ediniyorum. Akşam kafamı yastığa koyduğumda küçük hesaplarla başka hamleleri asla yeltenmiyorum. Kafamı yastığa koyduğumda huzurlu uyumak istiyorum. Benim hiçbir insana yaklaşımımda kısa, kişisel, o anlık beklentim yok. Utanırım insanlığında. İnsanları olduğu gibi,
Allah'ın yarattığı gibi kabul ediyorum. Gram ayrımım yok. Hiç yorum hakkına, yapma hakkına bile sahip değilim. İş dünyasında yaptıklarımı sizler gözlemliyorsunuz. Yeni bir şey değil. Yıllardır böyle davranıyorum. Böyle inanıyorum. Benim değerlerim benim için ne kadar kutsalsa, başkalarının da değerleri en az benim için kutsaldır. Saygı duymalıyım. Vermediğiniz şeyi almazsınız. Saygı vereceksiniz. Saygı alacaksınız. Bu nedenle bu zenginlik, kültürel zenginlikle bir araya geldiğinde anlam taşır. Futbol dediniz, evet Fenerbahçe kongre üyesiyim ama bizim Sivas sporumuzda en az Fenerbahçe kadar bizim için son derece değerli. Ama üçüncü bir takım mı İmralı Sporu da mutlaka onlar gibi geliştirmek arzusu duyuyorum. Ve altında farklı branşlarla beraber yurt dışından bir arkadaşımı sponsor olarak hazırladım. Süratle gençlerimiz ve kadınlarımız spor yapacaklar İmralı Spor'un kulübünün isim altında. Evet, bu arada sizden dinledikçe sponsorların hazır olması, sizin bu anlamda size danışarak iş yapan çevreniz, iş adamı çevresi. Ben de artık şu cümleyi duyduğumda çok bir beni, ya onunla alakası yok dedirtecek bir cümle. Birçok duyuyoruz başkan adaylarından, bütçe yok. Bundan sonra ben bütçe yok kelimesini, o cümlesini duyarsam artık bu sponsorlar ya da kendilerini geliştirip yatırım anlamında güvenilir bir isim olanların aday olması taraftarı olacağım. Bunu da bilin. Yani bir bakış açımı bu denli geliştirmiş oldunuz benim. Bütçe eğer kişilerden, iş adamlarından, ben bazen konuşuyorum dostlarla, bana şunu soruyor. Ya iş adamları niye gelmediler? Yani bugüne kadar niye? Nasıl çağırıyorsun sen? Proje hazırlıyor musun? Hiç kimse gidip parasını bir yere bırakmaz ki. Bağış talep edersin. Bir okulda, bir camide, başka bir şeyde, cemevinde, bir bina yatırımında para alırsın, bu kadar. Bu bir proje yatırımı değildir ki. İş adamı niye gelmiyor? Getirtmeyi biliyorsan iş adamı gelir. İş adamı Anadolu'nun birçok yerinde yatırım yapmak ister. Kendi memleketine hele çok fazla yatırım yapmak ister. Kendi topraklarında kalıcı bir iz bırakmak ister. Ama nasıl planlıyorsun? Onun kazanabileceği lojistik, insan kaynakları anlamda hazırlık yaptın mı? Yan sanayisi hazır mı? Küçük sanayi oluşturuyor musun? Ben de iş adamlarını tanıyorum demekle olmuyor bu işler. İş adamı inanabileceği, güvenebileceği mantıktaki ortamlara gitmek ister. İşinin kolaylayacağı. Yani eğer orada bir yatırım yapmak istiyorsa, sen arazi anlamında, diğer koşullar anlamında zorluk çıkarıyorsan gelir mi? Gelmez. Bakın Güneydoğu'da birçok kentte çok özel yatırımlar gidiyor. Neden İmralı gitmesin? Bahsettim size güzelliklerinden. Ve mükemmel, bozulmamış, orijinal duran insan kaynakları var. İnsanlar var. Orada yaşayan insanlar yıllarca bu külfeti çekmiş ve orayı ayakta tutmuşlar. Dünyaca marka olmuş işletmeleri var. Dünyada sıralamalara gelmiş insanları var. Akademisyenler, iş adamları. Burası nasıl kalkınmaz? Doğru planlamalısınız. Kapasiteniz varsa planlarsınız. Ben diğer adaylarla ilgili bu yorumu yapmıyorum. Onu bizi izleyenler ve oradaki halk değerlendirsin. Ama ben şuna inanıyorum. Doğru planlarsanız iş adamı gelir. Ya sponsorların kim? Hangi projede istiyorlarsa ben isim verebilirim. Bir kısmında kendim o kaynakları hazırlarım. Bunlar çok önemli şeyler değil ki. Hazırlarsınız, hem İmralı kazanır, hem de o gelen yatırımcıya kazandırırsınız. Win-win. Yani kazan kazan. Gel buraya yatırım yap, sonra yatırımın yarım kalsın. Öyle bir hayat yok. Zaten yatırımcılar da sizin derler ya, kara kaşınıza, kara gözünüze bir şeyler yapmıyor. Zaten sizin başarılarınıza bakarak, evet Murat Aşıl örneğin bir okul yapacağım dedi, en iyi şekilde yaptı, en iyi şekilde yönetti, hala da devam ediyor gibi birçok işte bunu yapacağım dedi ve yaptı. Bunlara bizler de, iş adamları da zaten gayet net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden her iş adamı çevresi var diyene de zaten halkımızda bizler de asla kulak asmayız. Sizler gibi tanımamız gerekiyor öncelikle. Yapacağım dediği her şeyi yaptı mı? Evet, yaptığı bizler gördük. Evet, biraz da toparlamak anlamında başkanım. Projelerden kısa kısa bahsederek gidelim mi? Örneğin modern kent meydanından başlayalım. Daha sonra kısa kısa projelerden bahsederek yayınımızı bitirmiş oluruz. Basit bir akıl yürütelim. Bir yere gideceksiniz. Ne yapıyorsunuz? İnternetten bakıyorsunuz. Burası nasıl bir yer? Eğer gözünüze hoş geliyorsa o resimlerde ya da videolarda, oraya gitmek istiyorsunuz. Sonra neyi takip ediyorsunuz? Ne yenir, ne içilir, ne alınır? Ve insanların sağlıklı beslenmeyle ilgili şu anda en büyük sıkıntıları bu. Çocuklarını doğru besleyemiyorlar.
Gıdaların içerisinde hep yatay ve zehirleyici kimyasal maddeler var. Organik gıda alabilecekleri yerlere ihtiyaç duyuyorlar. Siz İmranlı'yı bunun üzerine kurarsanız, yatırımcıyı teşvik edersiniz. Birkaç yatırım önce kendiniz hazırlarsınız. Şık bir kent meydanı olmalı. Yani ben bunu hedeflerken düşüncem şuydu. Küçük ama sevimli binalar beyaza boyanmış. Yani boya sponsorunu da buldum ben. Giriş bariyerlerle ilgili üye arkadaşım var. Ondan da söz aldım. Meydanın peyzajı, altyapısı zaten yapılmış. Mevcut belediye başkanı altyapıyı tamamlamış. Üzerini tamamlayacağız. Modern kent meydanı, insanların gelip dolaşabilecekleri, rahat hareket edebilecekleri, şık kafelerin olduğu, organik gıdanın alışverişin yapıldığı, hediyelik eşyanın alındığı bir şirin bir Anadolu kasabası olmalı. Özel ama sıradan olmayan. Her ilçe gibi değil, başka bir ilçe. İşte ben Kızdırman kenarlarına da kuracağım tesislerle kapalı ve açık çocuk oyun alanları. Bakın oraya gelen memurların büyük bir kısmı akşam otobüsle Yazara'ya ya da Sivas'a ya da başka bir ilçeye araçla dönüş yapıyorlar. Sebep? Orada istedikleri şeyleri bulamıyorlar. Sosyal aktivite. Kızdırmak akıyor. Yani oturup eşiyle yemek yiyebileceği, çocuğunun kapanı oyun alanında oynayabileceği bir ortam yaratsanız, bir çok amaçlı salon koysanız, arada bir tiyatro, sinema, hem oradaki dışarıdan gelen insanların hem de orada yaşayan yurttaşlarımızın en azından kafasını dağıtabileceği, değişik ortamı bulabileceği seçenekler sunarsanız, kent meydanının ve etrafındaki o yaşam alanlarının sunacağı avantajlar oraya akımı arttıracak. Yüksek okulumuz var bizim. İkinci yeni binamız yapılıyor. Biz de destekleyerek hızlandıracağız. Ekonomik krizden dolayı belli bir noktaya geldi. Hızlanmaya ihtiyaç var. Mevcut arkadaşlarımız, İmsiyat Yönetim Kurulu Başkanı arkadaşımız ve diğer iş adamlarının desteğiyle, ama hızlandıracağız. Ama gelen öğrenciyi de orada tutmak için, yeni tercihler için de oranın orada mutlu olmasını sağlayacağız. İşte kent meydanı burada çok önemli. Evet, değil mi? Öğrenciler geldiğinde bir sonraki... İkinci maddeyi de ikinci projemizi sunmuş olduk değil mi? Kızdırmak evet. Kenarı, sosyal tesisler. Sponsor kim? Çok basit. Mutlaka oradaki esnafların da ortak olabileceği, yap işlet devret modeliyle, birkaç tane iş sınır yok. Eğer oradaki esnaf arkadaşlarımız, aynı sektörden olan arkadaşlarımızın ekonomik gücü yoksa, biz onlara ortaklıklar bulacağız. Onlar işletmeci olacaklar, çalışarak hem maaş alacaklar, diğer yerlerde duracak. Dışarıdaki iş adamı da kazanç kazanabileceği, hem de memleketine yatırım yapabileceği bir proje bulmuş olacak. Bir süre kira almayacağız ama kar payı alacağız. Bu kar payları sayesinde de belediye şeffaf belediyecilikle yönetecek. Her kuruluşu bağımsız denetim firması tarafından denetlenecek ve böylece o oluşturulmuş belediyenin yeni kaynakları hem kent gelişimine hem de ihtiyaç sahiplerine sosyal belediyecilik anlamında destekler sunacak. Evet. Ana yol tesislerinden bahsedelim biraz da. Organik gıdayı da anlatmış organik olduk. Organik gıda çok önemli. Çünkü hayvancılığı besleyecek ana şirket bu olmalı. Bir kooperatif mantığıyla. Hani iş adamlarını davet edeceğiz ya, işte oraya ortaklıklara davet edeceğiz. Ben Ankara'daki, İstanbul'daki iş adamlarından söz aldım bu anlamda. Televizyonda isim vermem çok doğru olmaz ama onlara şunu söyledim: sizden bağış talep etmeyeceğim. Ama şirket ortaklıkları ve bulunduğunuz kentlerdeki, o büyük şehirlerdeki koşullarınızdan da yararlanmak isteyeceğim. Marka çalışmasını da yine bizim bir iş adamımız yapıyor. Bizim her ürünümüz değerinde ama kaliteli üretilmiş ve özellikle bizim kalite barkodumuzun üzerinde olduğu ürünler olacak. Siz satın aldığınızda bileceksiniz, İmranlı'da kaliteli ürünler üretilir. Ama üretici de malının değerinde satacak. Yani çok ucuza şeker fiyatına, mesela bal. Sivas'ın balının %60'ını İmranlı üretiyor. Evet. Önemli bir üretici aslında. Markalaştıracağız. Bizim balımıza başkaları sahip çıkıyor. Bunun önünü keseceğim mutlaka. Ben bu çalışmayı bir yıl önce başlatmıştım. Hem oradaki üreticiler, hem merkezdeki esnaf, hem de dışarıdaki iş adamlarının ortak olabileceği çoklu şirket. Çünkü dışarıdaki iş adamları sermaye katkısı sunacak. Üretici de dahil olacak. Krediye ihtiyaç olduğunda bu şirket onlara kredi verecek. Hayvancılıkla da ilgili öyle. Bir hayvancılık projesi gerçekleştirdiğimizde 1-2 yıl sonra 2 yıl
ödemesiz, 2 yıl sonra geri ödemede de faizsiz hayvan verebilecek bu belediye projesi. Siz kredi fonlarından bunları bedelsiz kurabiliyorsunuz. İşte anayol testi de bunun bir benzeri. Yılda 8 milyon araç geçiyor bizim anayolumuzdan. 8 milyon. Bu sayıyı arttıracağız yapacağımız tanıtımla. Anayol üzerine merkezdeki esnaflarımızın meslekleri üzerine sektörler kuracağız. Eti çok iyidir, çok lezzetlidir İmralı'nın. Et, balık, barajımız var. Yani deniziniz var diyebilirsiniz. Kızdırman üzerinde bir baraj var. Ve biz orada hem iyi restoranlar, hem hediyelik eşya dükkanları, hem organik gıda satış mağazalarıyla oradaki araçların trafiğini arttıracağız. Hedefimiz ilk yıl %50 arttırmak. Sonrasında zaten kendiliğinden artacak. Kuzeyden değil, İmralı. Şehirde arkadaşımın belediye başkanı olduğu bir kente gidip gözlemledim bunu. Biz bunu kendimiz de kurabiliriz. Ama dediğim gibi böyle bir onların da elinin içerisinde olacağı bir bu tarz bir kaynak çok daha anlamlı. Rehabilitasyon merkezi önemli. Sivas 100 kilometre uzakta. Diyaliz için de 30-40 kilometre ilerideki başka bir ilçeye gitmek zorunda kalıyorlar. Nüfus artışımıza orantılı bu projeyi hayata geçirmemiz gerekiyor. Ki bu da çok önemli çünkü diyaliz hastaları iyi bilirler ki diyalizden çıktıktan sonra adım atacak bile halleri olmaz. O 30-40 kilometreye geri dönmek son derece yorucu oluyor. Evet. Gerçekten öyledir. Evet, kültür sanat festivalleri yapılacak. Bundan açıkçası çok bahsetmeye gerek yok. Zaten sanatçı birçok camiada arkadaşlarınızın hepsi mevcut yani. Ama bu aslında tanıtımda çok önemli. Maalesef Anadolu kentlerinde her yıl köylerin yarısı kendi köyünde sadece köylerin katıldığı festivaller düzenliyor ve bayağı da masraf yapıyorlar. Dağınık oluyor, kopuk oluyor. Benim hedefim bir hafta süreli ama merkezde, bir iki günde farklı köylerde ama ulusal düzeyde. Ünlü yazarların, şairlerin, iş adamlarının gelip söyleşiler, paneller ve imza günleri yaptıkları, sosyologların vesaire konuşmacı olduğu, ünlü sanatçıların geldiği o bütçenin birleşerek büyük bir komite oluştur. O komitenin yapmasını sağlamak lazım. Benim ana hedefim bu. Şu. Bana kalırsa bugün Türkiye'deki bütün belediyeler birbirine benziyor. Tek adam yöneticiliği. Hiçbir partininki de çok farklı değil. Ben farklı bir sosyal belediyeciliği hedefliyorum. Yani bakın, sosyal demokrat belediyeler iyi belediyecilik yaparlar. Bugün Eskişehir Belediyesi Dünya Belediyeler Yarışması'nda birinci seçiliyor. Doğru yaparsanız sonuç alırsınız. İnsanı merkeze koyarak, insan ayırmadan, herkese aynı hizmeti sunarak. İşte ana hedef İmralı'nın tanıtımı ile ilgili bu festival. Bir hafta süreli ama kaliteli. İşte kültür merkezi de bu nedenle gerekli. Siz bunu yaptığınızda ulusal medyada, sizin PR şirketleriyle de yapacağınız anlaşmalarla İmralı akın akın ziyaretçi alacak. Yani yazın 35-40 bine çıkıyor köy nüfusu. Hedefim bunları merkezde çok tutmak. Ama festival dönemi 300-500 bin insanın oraya gelmemesi için hiçbir neden yok. Evet. Sanayi bölgelerini üretim olarak zaten evet, küçük ve orta sanayi. Anayol oradaki esnafın, özellikle küçük esnafın ana hat üzerine çekilip ana trafikten yararlanması lazım. Tamircilerin,
yan sanayi atölyelerinin mutlaka merkez araç tarafından yararlanması, tabelalarıyla, görsel haliyle yararlanması gerekiyor. Orta ölçekteki sanayide az önce bahsettiğim işletmeleri talep ve yatırım yaptırmak için gerekli. Bununla ilgili de görüşmelerimi yaptım. Arkadaşlarımın ve Ankara'daki Sanayi Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bize yoğun destekler olacak. Görüşlerini aldık. Evet, son proje demeyeceğim. Sadece vaktimiz dar olduğu için anlatabileceğimiz projelerden son birkaç tanesi. Onları da hızlıca geçmek istiyorum. Vaktimiz de daralıyor. Kapalı pazar yeri ve yaşam alanı. Bu da projelerden bir tanesi. Evet, orada organik gıdanın da olduğu, sürekli insanların alışveriş yapabileceği ama üzerinin kapalı olduğu, ihtiyaçlarını giderebilecekleri, modern tuvaletlerin, çocuk bakımı odasının falan olduğu ortamlara ihtiyaç var. Onu hazırlayacağız. Muhtar odası yok. Mahalle meclisleriyle yöneteceğiz ya, öncelikle o muhtar odalarını hazırlanmamız gerekiyor. Sorun çok ama avantajlar da çok. Bir yeri yıkıp döküp yapmayacağız. Elimizde yepyeni pırıl pırlı kendi topraklarımız var. Alacağız, işleyeceğiz. Her yaptığımız orada görünecek. Her yaptığımız orada motivasyon yaratacak. Bir dostun söylediği bir şey vardı. Bundan önceki seçimler hep İmranlı ölçeğinde geçer derdi. Sen aday olduktan sonra Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde İmranlı seçimi konuşuluyor. Benim arzuladığım da bu. İmranlı'yı sürekli konuşturmak. Mevzu ben değilim çünkü. Mevzu İmranlı. Beni koyun bir kenara. Bugün dilediklerinde bile kenarda derlerse dururum. İmranlı'nın yararına olan her şeyi yaparım. Ben eğer 5 yılımı oraya vereceksem süratle en gelişmiş düzeye getirip orada yaşayan dostlarımın orayı hiçbir yerden talep etmeden kendi kaynaklarıyla orayı yönetebilecekleri bir ortam yaratmalıyım ve herkesi kaynaştırmalıyım. Ötekisi olmayan bir İmranlı yaratmamız gerekiyor. Mücadelem bu. Başaracağıma da inanıyorum. Bana yoğun bir destek veriyor çünkü ilçemdeki insanlar. Evet, gerçekten harika. Başkanım, ben böyle kısa kısa artık projelerin isimlerini söyleyerek bitireyim çünkü programımızda maalesef... Doğalgazı hatırlatalım. Tamam. O önemli. Onunla ilgili bir görüşme yaptım. Genel müdürlükle ilgili. Bu yıl olmaz ama bir sonrası için lokal bir çözüm üzerinde konuştuk. Bunu geliştireceğiz ve ben o konuda ısrarımı devam ettirerek onun çözüme ulaşması için mücadele edeceğim. Doğru talep ederseniz, proje destekleri verseniz her şeyi yapabilirsiniz. Temsil kabiliyeti çok önemli. Benim buradaki asıl yapacağım şey bu olacak galiba. İmranlı'yı doğru temsil edeceğim, doğru talep edeceğim. Proje sunacağım. Çünkü belediyede ücretsiz proje danışmanlık birimi olacak. KOSGEB kredileriyle oradaki gençler, kadınlar, iş ihtiyacı olan insanlar kendi memleketlerinde proje yatırımları yapacaklar çok küçük rakamlarla. Onları bir araya getireceğim. Esnafların işine dokunacağım. Yerinde oturan bir belediye başkanı değil. Sokaklarda, evlerde, esnafların dükkanlarında dolaşan sürekli bir belediye başkanı olmayı hedefliyorum. Umuyorum ki başarılı olacağız ve İmranlı gelişecek. Türkiye'nin yıldız gibi parlayan bir ilçesi olacak. Buna hazırız biz. İnşallah başkanım. Zaten saha insanı olduğunuzu da hepimiz biliyoruz. Teşekkür ederim. Son sözlerinizi alalım başkanım. Gerçekten keyifli bir programdı. Zaman da çok çabuk geçmiş. Bu konuştuklarımızdan başka hiçbir amacımız yok. Siyasi hiçbir beklentimiz yok. Siyasi bir gelecek planlamamız yok. Ama İmranlı'nın, başarılı bir İmranlı'nın ve gelişmiş bir Sivas'ın oluşması için gövdemizi ortaya koymaya hazırız. Motivasyonumuz iyi, pozitif bakıyoruz hayata. Herkesi bir araya getirip herkesle yöneterek, bir tarafın yönettiği değil, ayrışmadığı, hiçbir çatışmanın olmadığı, kardeşçe yaşanılan bir kent, Türkiye'nin göz bebeği bir kent yaratmak arzusundayız. Ben her zaman söylediğim gibi ben buna hazırım. Eğer oradaki dostlar da destek veriyorlar ama bunu arttırarak devam ettirirlerse sonuç almamamız için hiçbir gerekçe yok. Buradan bizi izleyen tüm dostlara selam ve sevgiler gönderiyorum. Umudunuzu diri tutun. İmranlı gelişen bir İmranlı'yı birlikte yaratacağız. Evet, Vizyon 58'i izlemeye devam edin diyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.
toprak bizim, su bizim, zaten sende var bu azim. Murat açıl iki gözüm, haydi şimdi tam zamanı. Toprak bizim, su bizim, zaten sende var bu azim. Murat açıl iki gözüm, haydi şimdi tam zamanı. Sen mutluluğu biliyorsun, giden yolu el ele verip yürümek. Kızılırmak diyarımız, bir sevdadır İmranlımız. Başarmaktır amacımız, bunun için biz de varız. Kızılırmak diyarımız, bir sevdadır İmranlımız. Başarmaktır amacımız, bunun için biz de varız. Açıl iki gözüm, haydi şimdi tam zamanı.